Değerli arkadaşlar, bugün özel bir yemek yapacağım. Yemeğimizin ismi İzmir köfte. Gördüğünüz üzere elma dilimleri şeklinde kesmiş olduğum patateslerim ayrı bir fritözde kızarırken, aynen uzunlamasına yapmış olduğum köftelerini de ayrı bir tabada çevirerek kızartacağım. Ama bunların her ikisi de çok fazla kızarmayacak, sonradan fırına girecek. Patateslerin devamı burada, biberlerim var, salçam var. Görmüş olduğunuz gibi dilimlenmiş, dört parça ermiş domateslerim var, her bir domates. Domates, iki adet domates rendem var, bir adet sarımsağım var ve İzmir köfte yapacağım. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere bugün özel bir yemek. Bunları güzelce kızarttıktan sonra harika bir dilimlenmiş olacaktır. Şimdi ince maşalarıma bakıyorum da. Kalmamış bunlar. Şunlar kalmış. Bu da çok zarar veriyor çevirirken. Şöyle yavaş yavaş çevire çevire kızartacağız bunları şöyle. Ama çok fazla kızarmayacak bahsettiğim gibi. Her bir tarafı ayrı ayrı şöyle kızaracak arkadaşlar. Ben bunları halledeyim. Ondan sonra ufak ufak yemeğimizi fırına koyacağız. Değerli arkadaşlar, bu patatesler de kızardı. Bunları da toplayacağım. Sosumuza geçtik. Gördüğünüz gibi kokusu çıkana kadar bir kaşık domates salçasını yağda eritiyoruz ve iki adet domates rendesini sarımsakla birlikte yağımızın içerisine koyuyoruz. Bunların hepsini güzelce kısık ateşte pişireceğiz. Sağa sola sıçramasın. Biraz da dikkatli bir şekilde, acele etmeden güzelce sos haline getireceğiz. Neyse, ben şunları toplayayım. Onları toplayayım. Bunların işi bitti. Elma dilimi şeklinde irice patateslerimiz pişti. Altını kapattık. Gayet güzel oldu. Evet. Patateslerimiz hazır. Köftelerimiz hazır. Domateslerimiz, biberimiz. Evet, sosumuz. Birazdan bunlar güzelce fırına vereceğim. Şu sosumu da güzelce pişireyim. Ondan sonrası kolay. Bir borcama dizeriz güzelce. Ondan sonra fırınımıza veririz. Bir de dizilişini göstereyim sizlere. Çok sevdiğim bir lezzettir bu. Arkadaşlar, harika sonuçlar geldi. Şimdi bizim borcamlarımız vardı burada. Ben bir tane çıkartayım. Evet değerli arkadaşlar, kıymamız tabi biraz az olunca yemeğimizde hani biraz patatesleri daha fazla oldu ama İzmir köfte. Şimdi bunların sosunu dökmeden önce domateslerimizi şöyle koyalım. Gördüğünüz üzere. Biberlerimizi dizelim. Şimdi bunları hallettik. Gördüğünüz gibi bunları hallettik. Evet, şimdi sosumuzu üzerine dökeceğiz.
ve fırına vereceğiz. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi sosumuzu da güzelce yaptık. Yalnız sıcak su vardı. Ben biraz sıcak su kattım içine. Çünkü tava bayağı büyük geldi. Ve şimdi fırında 200 derecede arkadaşlar yeteri kadar pişecek. Kaç dakika pişecek bilmiyorum. En son ne zaman yaptım onu da hatırlamıyorum. Kontrol ede de pişireceğiz işte. Görüşürüz. En son çıktıktan sonra, yemek piştikten sonra tekrardan görüntü alırım. Değerli arkadaşlar, yemeğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Gerçekten misler gibi olmuş. İzmir köftemiz hazır. Yapacak olanlar bu şekilde yaparsa gayet iyi sonuçlar alacaktır. Şöyle bir bakayım çatalla nasıl pişmiş mi? Oo. Evet, gördüğünüz gibi altında sosları mevcut. Yani kurumamış. Patatesler dağılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Köftelerimiz böyle. Gayet güzel. Bakın. Tadı. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Afiyet olsun.